7 İknur Saati'nden hepinize merhabalar. Bugün yine turizm sektörüne çok fazla katkıları olan sevgili Deniz Dikkaya konuğum. Deniz Dikkaya kendisine tabii ki kimdir, nedir onları dinleyeceğiz ama şimdilik bulunduğu noktada Wyndham Grand Kalamış Otel Satış Pazarlama Direktörü, aynı zamanda da satış fenomenisi. Denizciğim, hoş geldin diyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim Viktor'cum. Öncelikle sana da hayırlı olsun. Bir kere çok güzel bir kanal, Kanal 34. Aynı zamanda programın da İknur Saati, çok da arkadaşlarım da takip ettiği çok güzel bir program oldu. Şimdi hemen hemen de aynı zamanlarda yayına girdik. Tabii benim programım ağırlıkta turizmle alakalı. Hı-hı. Ben genellikle turizmle alakalı konu ve konuklar seçiyorum. Hı-hı. Ama sen hayatın her alanına dair çok enteresan isimleri konuk ediyorsun. Ben de sıkı bir takipçin oldum esasında. Tekrar hayırlı olsun diyorum sana. Çok teşekkür ediyorum Deniz'ciğim, sağ olasın. Şimdi mutlaka sektörden herkes birbirini aşağı yukarı tanıyor. Evet, ama evet, seni tanımayanlar için Deniz Dikkaya kimdir? Tabii. Ne yaptı bugüne kadar Deniz Dikkaya? Değil bir mi? Senden dinleyelim. Tabii bu yaklaşık bir 17 yıl falan oldu İstanbul geçmişimize kadar. Bir kere öncelikle şöyle söyleyeyim, ben bir turizmciyim. 9 Eylül turizm mezunuyum. Şimdi 9 Eylül'deki seyreden arkadaşlarıma buradan selam yollamak istiyorum. Evet, oradan hepsine, da arkadaşlarım var. Hepsine selam yolluyorum. Hepsine sevgiler, selamlar. Uzun zamandır okula da gelmedim. Çok kısa zamanda geleceğim, bir ziyaret edeceğim mutlaka. Şimdi benle ilk tanışanlar ilk dur şeyi soruyorlar. Böyle birkaç konuşmadan sonra ya burcunuzu merak ettim ama ikizler misiniz falan diyorlar. Şimdi o da biliyorsun bizim ikizler burcunun şöyle özelliği var. Bizim sektörden de birkaç ikizler abimiz var. Mesela Cem abi de bizim ikizlerdir, bilirsin değil mi? Hangi Cem? Cem Polatoğlu. Hayır, Başak. Değil mi, Başak mı? Başak. Ben niye ikizler biliyorum onu? Şimdi ikizlerin şöyle özelliği var. Biraz bunlar hareketli insanlar oluyorlar. Evet. Aslında tüm yaşam tarzları da böyle gelebiliyor ya da kişilik karakterleri belki de öyle oturuyor. Bilmiyorum ama şimdi benim kendi hayatıma baktığım zaman şimdi ben anne babası öğretmen olan bir birisiyim. Anne baba öğretmen, Yozgat'ın Sorgun köyünde dünyaya geliyorum. Sonra bir buçuk yaşına kadar rahmetli anneannem ve dedem beni büyütüyorlar Yozgat'ta. Sonra İzmir'e geçiyoruz. Allah rahmet eylesin. İzmir'e geçiyoruz ve aslında bütün bu karakterimin, kişiliğimin oluşmasındaki süreç İzmir. Ben işte askerde sordukları zaman komutan işte tekmin verirken İzmirliyim diye veriyorduk yani. Onu da söyleyeyim. İzmir kanımıza işlemiş, ruhumuza işlemiş. Ben de Selanik göçmeliyim. Öyleyiz değil mi? Tabii. Oradan hemşeriyiz zaten. Aynen oradan öyle. Hemşeriyiz. İşte o renklilikler oralardan geliyor. Tabii üniversite hayatının sonuna kadar. Ben aslında şeye başlamadan önce, 9 Eylül turizme girmeden önce elektronik teknikerliğini bitirdim lise. Lisede elektronik teknikeriydim ama İknur şöyle söyleyeyim. Yani her mesleğe saygım var, bir şey söylemiyorum ama hiç bana göre değilmiş. İşin içine girdikten sonra anladım. Yani hiç çalışma dönemim olmadı. Liseyi bitirdim. Hatta 5 yıl okudum. İngilizce hazırlıkta okudum. Okulu da iyi dereceyle falan bitirdim ama dedim ki ben yanlış meslek seçmişim. Doğru. Benim başka bir şey yapmam gerekiyor. Ailede de hiç turizmci yok. Yani bana ön ayak olacak falan öğretmenler var, doktorlar var, avukatlar var falan. Aynen. Bizim aile de öyle. Bizde de hiç turizmci yok. İşte. Biz biraz böyle kendimiz herhalde. Vallahi, biz olmayan sektöre girmişiz anladığım yani, kadarıyla. Ben de kimya mezunuyum. Kimyadan ne alaka yani bu işler? Ben tabii 9 Eylül turizmi kazandım. Hayatımın en güzel okul yıllarıydı. Gerçekten çok güzel öğretmenlerimle beraberdim. Çok iyi arkadaşlarımla beraberdim. Çok da keyif aldım. Turizmi çok sevdim. Ama benim yine bugünkü aslında kariyer basamaklarımı oluşturan süreç benim üniversiteye giderken aynı zamanda çalışma hayatına başlamamla da oldu. Hı hı. Ben buradan birçok arkadaşıma da kendi programımda da anlatırken çalışma hayatına olabildiğince erken başlayayım diyorum. Yani stajyerlikten de bahsetmiyorum. Stajlar zaten yapılacak. Ama özellikle bizim sektörümüz, turizm sektörüne ne kadar erken girerseniz o kadar hızlı yol alıyorsunuz ve pişiyorsunuz. Ben hiç unutmuyorum, sanırım ikinci ya da üçüncü ayımdı. Şu anda okulumuzun 9 Eylül'ün yine rektörlerinden bir tanesi Avşar Kurgun hocamla birlikte, o zamanlar araştırma görevlisiydi. Otobüsle Buca'dan İzmir'e doğru gidiyoruz. Ve ben işte Alsancak'ta iniyorum hocam dedim. Sen niye iniyorsun burada dedim. Nerede oturuyorsun dedim. Karşıyaka'da oturuyorum normalde. Hocam ben çalışıyorum dedim. Nasıl yani dedi. Akşam işte 5:30-6. Ben dedim sabaha kadar dedim otelde çalışıyorum. Sabahleyin okula geliyorum. Avşar hocam mesela orada ilk defa bunu duymuştu. Ben çalışarak üniversitemi bitirdim. Gece çalıştım. Gündüz okuluma gittim.
Bu bende inanılmaz diğer arkadaşlarımdan daha da farklı şekilde bir adım 1-0-2-0 öne geçmemi sağladı. Bu çok büyük bir tecrübeydi benim için. Tabii ondan sonra askerlik sürecinden sonra okulumuzu bitirdik, askerliğimizi yaptık, döndük geldik. İzmir otelciliğini yapmış, Çeşme'de de çalışmış birisiyim. Otelciliği çok seviyorum ama iki tane büyük piyasa var otelcilikte. Bunlar dünyada takip edilen piyasalar, pazarlar. Bir tanesi İstanbul pazarı, bir tanesi de Antalya pazarı. Eğer şehir otelciliği yapmak istiyorsanız çalışmanız gereken yer mutlaka ki mutlaka İstanbul. Eğer resort otelcilik yapmak istiyorsanız da tabii ki Antalya. Ben biraz şehir otelciliği seven bir turizmciyim, otelciyim. O anlamda İstanbul'u gelmeyi çok planlıyordum. Ama İzmirlilerde şöyle bir şey vardır. Hani bizi seyreden arkadaşlarımız da belki aynı şeyi. İstanbul biraz böyle korkutur İzmirlileri ya da başka şehirdekileri. Çünkü İzmirliler perşembeden nerede rakı içeceklerini biliyorlar hafta sonu. Ama İstanbul'daki hafta sonunda bile iç planıyla girebiliyor. Tabii. Hafta sonu da değil. Ya bu akşam nerede diye düşünüyoruz şimdi İzmir'de. O konu çok ayrı bir konu. O konu bende içimde yaradır. Ben İstanbul'a geldikten sonra program yapmayı öğrendim. Yani bir yere program yapıp bir yere yemek yemeye, bir şeyler içmeye program yaparak gidildiğini İstanbul'da öğrendim. İzmir'de öyle değildi. Biz her anımız öyledir. Çok içeriz anlamında söylemiyorum. Biliyorum, hayatın biliyorum. İçindesindir, yaşarsın zaten. Tabii. İşten eve gitmeden önce mutlaka bir sosyal faaliyette bulunursun. Aynen öyle. İstanbul'da öyle maalesef olmuyor tabii. Tabii ne yaptım? Evlendim ben de İstanbul'a nasıl gelebilirim diye düşünürken. Evlilik ve deniz dikkaya. Tabii eşim Figen'e de buradan evet, selamlar, sevgilerimi yolluyorum. O benim en büyük destekçilerimden bir tanedir. O da Onur Yer'in kabin amiriydi. O da bir turizmciydi. Bizim tanışma hikayemiz falan da enteresan. Ya benim gerçekten böyle hayatımın birçok evresinde çok enteresan hikaye. Benim askerliğim bile hikayedir. Yani ben askerde komando, paraşütçü komandoydum ilk gün. Askere gitmeden önce Çeşme'de bir otelin müdürüyken askerde paraşütçü komando olarak askerlik yaptım. Paraşüt atlayışımlarım falan var. Aile bey gibi. Hani ne alaka dersin? Hava turizmine de katkıda bulundun. En son tabii askerliğimin protokol garsonluğu falan da yaptım bitirirken böyle. Paraşütçü protokol garsonu düşün artık süper nasıl oluyorsa. Tabii İstanbul'a geldik, evlendik ve artık İstanbul hayatı başladı. İlk aylarda çok zorlandım, yalan olmasın. Tabii. Sultan Sirkeci'de Yaşmak Sultan Otel vardır. Çok sevdiğim butik otellerden bir tanesidir. İlk beni mesleğe alan otel orasıdır. Niye mesleğe alan diyeceğim. Eskiden otellere girmek çok zordu. Çok zor, evet. Gerçekten çok zordu. İş bulmak da daha zordu. Acentelerde ya da otellerde fark etmiyor ama şu anda Ataköy'de yine 5 yıldızlı bir otel olan, eskiden adı daha farklı olan bir otele başvurumu yaptım. Okulum var, İngilizcem var, Fransızcam var. Her şeyim sağlam. İstanbul tecrübem yok diye beni otel almadı. İçimde çok büyük bir yara kaldı tabii. Sultanahmet'te sağ olsun buradan şu anda TROP yönetim kurulu üyesi Taner Bey'e de çok selamlarımı yolluyorum. Ben de selamlarımı sevgilerime evet, yolluyorum. Sevgilerimizi yolluyoruz. Sağ olsunlar onlar bir fırsat verdiler ve hemen çalışmaya başladım. 4 yıldızlı çok güzel bir oteldir. Küçük otelleri çok severim bu arada, küçük otel çalışmasını. Sonra da anlatayım tabii şu konuyu unutmayayım. Sonra ben ileride başka Polat Otelleri'nin başındayken, satış pazarlama müdürüyken o beni almayan otel sonra bana iş teklifi yaptı. Ben de onları nacizane böyle geri çevirdim Victor'cum. Doğru değil mi? Ben buradan onu da açıklamak istiyorum. Ya çünkü şu var, birisine bir yerin tecrübesi, işte otel tecrüben yok demiyor mesela. Senin İstanbul tecrüben yok diyor, İzmir tecrüben yok. Artık yok, kalmadı öyle bir şey. Ve eskiden bakın bu kadar filtrelerden geçerek iş buluyorduk. İngilizce sınavları yapılıyordu. Ama Denizci, buna da karşıyım ben. Yani bu her şeyin bir ilki var hayatta. Var. Sen onu ayırt edersen, bunu ayırt edersen. Yani şimdi Deniz Dikkaya diye gördüğümde profil çok iyi, fizik düzgün, presentable, konuşma düzgün. Ama bir şans verelim yani. Değil mi? Değil mi? Yani tabii, bir yerden tabii. Herkes başlıyor. Verilmiyordu İknur. Gerçekten verilmiyordu. Biraz böyle şans olması gerekiyordu. Ama şimdi öyle değil artık. Şimdi daha da bilimsel olarak. Tecrübeye bakıyorlar. Şimdi tecrübeye bakıyorlar. İstanbul tecrübesi değil, iş ve hayat tecrübesine bakıyoruz aslında. Sonra da işte yaklaşık 17 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Turizmciyim. Benim mesleğim turizm. Kendi programın adı bile Maksat Turizm. Turizmden başka hiçbir şey düşünmedim. Denizlik'e bir turizmci öyle söyleyeyim sana. Süpersin ya, harika. Biraz uzun anlatayım. O kadar çok yönlüsün ki Denizciğim. Bunu her zaman ben şimdi yüz yüze konuşuyoruz diye söylemiyorum. Yani çok mersi. Her yerde sözün geçtiği ve ismin zikredildiği yerde mutlaka bunu söylüyorum. Aksini iddia eden de olamaz çünkü. Sağ ol, çok teşekkürler.
Peki şimdi kariyer kısmına gelirsek. Tabii. Zaten şimdi Deniz Dikkaya Number One TV'de Maksat Turizm adlı bir programında çok güzel yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiş durumda. Ben de çok keyif alıyorum senin programlarını izlediğim için. Şimdi Maksat Turizm, turizmin içinde yine farklı title'lardaki insanları konuk ediyorsun. Evet, 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 evet. Kariyer kısmına geldiğimizde hepsini bir örtüştürdüğümüzde nasıl bir etki yarattı kariyerine? Şimdi tabii ben... Hani ekranın için önünde olmakla İstanbul sahalarında olmak ne kattı? Ya şu tabii büyük bir rahatlık katıyor kameranın karşısında. Birçok arkadaşım da dostumuz da olanları biliyorsun. Yani bırak şu anda canlı yayındayız. Ama bant yayınlarda bile maalesef konuşamayan arkadaşlarımız var. Ben bunlara çok üzülüyorum tabii. Biz turizmciyiz aslında. Hatta satış pazarlamacı da olduğun zaman. Aslında kamera dediğimiz şey bizim yanımızdaki toplulukların sadece işte bir cep telefonunun arkasında ya da televizyonun arkasındaki kişiler. Aslında beraberiz. Onlar da bizi hissediyorlar, duyuyorlar. Doğal olmak gerekiyor. Ama kariyer ve tecrübe insanı rahatlatıyor. Ben Number One'daki programda da bu rahatlığımı hissediyorum. Bir de şu var tabii. Ya bundan 10 yıl önce o programı yapmış olsaydım çok farklı olabilirdi. Tabii. Şöyle farklı olurdu. Bu kadar çok çevremiz geniş değildi. Yani ben şu anda programa çıkardığım isimler efsane isimler. Yani Turop Başkanı Timur abi programımıza çıktı. Buradan ellerini öpüyorum. Gerçekten sevgilerimi sunuyorum. Şimdi görevi Müberra Hanım'a devretti. Ona da hayırlı olsun. Yine Turop Başkanımızı devretti ama bir efsanedir. Şimdi bu marka isimleri tanımak, bunlarla birlikte olmak ve onların da seni tanıması için bir süre gerekiyor. Ki bu rahatlığı da bulacaksın ve bunu sohbete katacaksın. Kariyer çok önemli. Ama ben yine bir farklılığımı anlatayım burada. Ben şu anda 5 yıldızlı bir otelim. Wyndham Grand Kalamış'ın. Satış ve pazarlamasının başındayım. Oraya da geleceğim. Geleceğiz. Otel o ayrı da. Konu. Ama ben bu sektöre, ben bu mesleğe, otelciliğe ben küçük otellerde başladım. Şimdi bunu özellikle ayırt etmek istiyorum ve bunu özellikle de vurgulamak istiyorum. Mesleğe başlamak isteyen, başlamayı düşünen, okuyan, turizmci olmak isteyen arkadaşlarımız direkt 5 yıldızlı otellerden başlamak istiyorlar. Bence burada yanlış yaparlar. Bence de. 5 yıldızlı oteller hedefiniz olsun ama çalışmaya mutlaka küçük otellerden de başlayın. Neden? Müşterinize dokunacağınız yerler, ana yerler küçük oteller. Küçük otellerde bir de şu var, tek bir alanda uzmanlaşmıyorsunuz. Tüm departmanları görüyorsunuz. Mutfağa bile giriyorsun ya. Aynen mutfağı öyle. Da görüyorsun. İşler nasıl dönüyor? Kesinlikle. Biliyorsun ya. Ben de çünkü butik otellerden başlamıştım. Ya ilk bunları tabii konuşmak ayıp değil. Ben 2 yıldızlı bir otelde bellboy olarak başladım. Gece bellboyu. Zaten sizdeki ışığı görünce hemen alıyorlar. 2-3 ay sonra resepsiyona geçtim ama o ilk 3 aylık bellboyluk sürecinde tuvalet de temizledim. Tabii. Yatakta yaptım. Kat temizliği de yaptım. Tabii. Şimdi bunları biliyorsun ama sonra bu iş tecrübende de bunları kullanıyorsun. Şu anda benim 5 yıldızlı otellerde bana özellikle staj dönemlerinde sen de bilirsin işte stajyer başvuruları gelir. Sağ olsun bizim otelimizin insan kaynakları direktörü Yasemin Hanım ona buradan da sevgilerimi yolluyorum. Ben de sevgilerimi iletiyorum. Çok çok gerçekten çok başarılı bir sektörde çok başarılı bir hanımefendi. Onun filtresine geçmemiş daha bana direkt ulaşanlarda şöyle bir şey var. Hemen satış kadrosunda işte masa başında çalışma ihtiyacı diyorlar. Bizim otelciliğimiz, turizm böyle bir iş değil. Değil. Ya şu masa başına oturmadan önce sizin sahada olmanız lazım. Masa başına ileride oturacaksınız hatta canınız sıkılacak. Ben günün 20 saati ayakta ve çalışan bir insan olarak otelimde bulunduğu sürede de kendi ofisimde benim seyreden arkadaşlarım, ofisteki çalışma arkadaşlarım da bilirler 15 dakikadan fazla duramıyorum. Ben otelde mutlaka dolaşmak zorundayım, insanlara dokunmak zorundayım. Ama daha yeni nesilde maalesef arkadaşlarımızın şöyle bir sıkıntısı var. Hemen bir yerlere gelmeyi düşünüyorlar. Her sektörde olan konu ama bizde çok farklı. Lütfen bu hataya düşmeyin. Bakın tekrardan söylemek Tabii. istiyorum. Küçük otellerde pişin. Sonra hedefiniz 5 yıldızlı otel olsun. Orada da en iyi yerlere gelmeye odaklanın. Yani gençlerde onu ben de gözlemliyorum. Bir title merakı var. Hemen okulu bitirdiler. Biri ister birincilikle bitirsin, ister sondan bitirsin. Hemen biz genel müdür olalım. Hemen, kardeşim hemen. Sen altta olan biten hiçbir şeyi idrak edemezsen ya. O masanın başına gelip karar veremezsin. Kesinlikle. Karar kesinlikle. Veremezsin. Önüne gelen bir makbuzun bile ne olduğuna karar veremezsin. Aynen öyle. Ne işe yaradığına, neden oraya geldiğine. İknur, genel müdürlük çok önemli bir kavram. Tabii. Genel müdürlük, lütfen beni yanlış anlamayın ama çoluk çocuğun yapacağı işler Tabii değil, ki. Tecrübesizlerin yapacağı işler değil. Daha altında 3 tane kadrosu olmamış
3 tane personelini idame etmeyi bilmeyen, eğitim yapmasını bilmeyen onlarca bizim sektörde genel müdürler maalesef türedi. Sektör çok hızlı büyüdüğü için. O konuya ayrı geliriz seninle. Her şey olgunlaşınca güzel aslında. Operasyonu yürütemiyorsan o masanın bir koltuğun hakkını veremezsin. Veremez. Bir kere operasyon yürütmeyi çok bileceksin. Çözüm anını, çözümü çok iyi bileceksin ki oraya gelebilelim. Bir de Deniz, STK'larla ilgili de çok fazla kurumlarla içli dışlı olduğunu biliyorum. Tabii. Bunlara da bir kısacık değinebilir miyiz? Şimdi kariyer geçmişimin içerisinde, bu da şeyden tabii, babadan. Buradan babam seyrediyor, onun da ellerinden öpüyorum. Ben de benim babam, ellerinden öpüyorum, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Saadettin Dikka'ya, o da aslında emekli öğretmen ama ismi çok bilinen birisidir. Hem İzmir'de hem Türkiye STK'lar içerisinde. Uzun yıllar ADD başkanlığı yaptı. Ben onu izleyerek aslında biraz büyüdüm. Onun yanındaydım. Hep işte gittiği zaman konuşmalara, işte özel organizasyonlarda onu seyrederdim. Böyle ondan bir şeyler kapmaya çalıştım. Onun hitap yeteneğinden falan. O bende büyük bir şey yaptı ama ben STK'ların içerisinde olmayı çok seviyorum. Küçük Oteller Birliği dediğimiz Özel Belgeli İşletmeciler Birliği, yani butik otellerin olduğu bir derneğin yönetim kurulundaydım. Yıllarca orada çalıştım. Yine bir seyahat acenteliği döneminde TÜRSAP'ta görev aldım. En son bir Orta Doğu Pazarı ile ilgili büyük bir dernek vardır. Evet. OTSAT. OTSAT'ın genel sekreterliği görevini yürüttüm. Şu anda da mesela hali hazırda Gastronomi Turizmi Derneği. Buradan Gürkan Başkanımıza, Gürkan Boztepe'ye ve tüm yönetim kurulundan arkadaşlara selamlar yolluyorum. Ben de selamlarımı iletiyorum. Evet, hep ortak arkadaşlarımız. Hep. Herkes birbirini tanıyor. Değil mi? Şimdi de tabii Gastronomi Turizmi Derneği'nin içerisindeyim. Ben derneksiz ve birliksiz muhtemelen yaşayamayacağımı düşünüyorum. Çünkü çok ayrı bir misyon, ayrı bir keyif. Bir de kariyer hedeflerinin içerisinde sana farklı bir ışık tutuyor. Bir kere paylaşımcı bir adamsın. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Kesinlikle paylaşımcı bir adamsın. Biliyorsun bizim sektörümüzde herkes birbirinin gözünü oyma peşindedir. Maalesef. Ya da aşağı çekme modundadır. Ben çok fazla samimiyet görmüyorum sektörde. Evet. O gün senin programına konuk olduğumda da dile getirdim. Konuştuk. Çok oynayan var. Samimiyetsizlik çok fazla. İnsanlar içinden geçenlere, kafalarından geçenlere senin benim gibi dile getiremiyorlar. İkizler Burcu dedin ya, İkizler Burcu insanı, ben de İkizler Burcu olarak kimseyi takmaz. Kendi bildiğini okur. Neyse doğru fikir alır, çok konuşur. Doğru. Ama doğru neyse kendi doğrusu odur. Evet. Hiç doğru. Kimseyi takmaz yani o konuda. Doğru. Bizim kesin. Bir farklılığımız da o bence. İkizler Burcu evet, olarak evet, çok evet. Gururla söylüyorum. şimdi Wyndham Grand Kalamış Otel'e gelme hikayen nasıl oldu? Tabii nasıl tabii. Deniz sana ihtiyacımız var, çık gel buraya mı dediler? Ya şöyle, şu anda otelimden de seyreden arkadaşlarım vardır. Ben İstanbul'un en özel otellerinden bir tanesinde çalışıyorum ve çok mutluyum. Wyndham Grand Kalamış Otel bir kere Kalamış'ta. Şimdi çocukluk hayalimiz, İstanbul deyince akla gelen birkaç herhalde ilçeden bir tanesi, marka lokasyondan bir tanesi Kalamış'tır. Değil mi? Bir tatlı huzur bulmaya gelirsin Kalamış'ta. Ben de şu anda o tatlı huzurun başındayım. Çok da seviyorum Kalamış'ı. Ben ama de oraya çok merak ediyorum. Mutlaka otelin... ilk fırsatta İknur yani. Geleceğim. 2 yıl oldu ama bak yani. Şimdiden oteldeki bizleri izleyen bütün herkese... Öpücükler, sevgiler evet, evet. Şimdiden. Sevgiler oradaki arkadaşlarımıza. Şimdi otele geleceğim ama otele gelme hikayem tabii şöyle. Ben yıllarca Polat Rönesans Oteli'nde çalıştım. 7 yıl yakın bir süre. Yeşilköy'deki Polat Rönesans, sonra Beşiktaş'taki Bosforus'taki oteli bir açtık. Bir de kendine ait bir otel müdürlüklerin kendi şey yaptığın ya, değil mi? Girişimlerin vardı. Bu süreç içerisinde bende bir girişimcilik tabii var. Hep vardı içimizde. İkizler Burcu'yuz biz. Olduğu için. 2009 yılında bundan 10 yıl önce yine otelde çalışırken, Polat'ta çalışırken satış direktörüm sevgili Anıl Hanım'ın iznini alarak, onayını alarak biz 5 arkadaş 19 odalı bir otel açtık. Türkiye'nin ilk organik otelini açtık biz İknur. Five Boutique Otel diye. Türkiye'nin ilk organik konsept oteliydi. Neydi dersen, içinde kullandığımız tekstil malzemelerinden tut, parkelerine kadar, duvar kağıtlarına kadar hepsi doğaya zarar vermeyecek çevreci ürünler ve organik ürünlerden. Kahvaltımız mesela %90'ına yakın organik ürünlerdi. Müthiş. Çanakkale'den işte atıyorum zeytini, domatesi gelirdi. İşte Rize'den balımız gelirdi falan böyle. 2,5 yıl orayı işlettik. Kiracı olarak tabii ki mal sahibi olamadık o dönemlerde. Ama ilk turizm girişimciliklerimiz o dönemde başladı.
ve çok büyük keyif aldım buradan. Hı hı. Sonra Polat'tan ayrılmadan sonraki dönemde de 3 yıl boyunca kendi işlerimi yaptım. Güneşli bölgesinde 2 tane otel işletmem vardı. İzmir Karaburun'da bir otel açtık. O çok keyifli bir oteldi mesela. 3 yıl işlettik ama maalesef İzmir'le çok gidip gelememem nedeniyle. Orada bir ulaşım sorunu vardı. Vardı ama çözüldü, bilgin olsun. Öyle onu da mi söyleyeyim. Tabii ben en son ne zaman gittim? 3 sene. 3-4 yıl oldu. Şimdi gittiğinde şöyle söyleyeyim sana. İzmir'den havaalanından indin 45 dakika sonra Karaburun'dasın. Oh, bu çok büyük bir rahatlık. Tabii bunu iyi bulmayan da var. Alaçatı'nın nereden nereye geldiğini çünkü baktığın zaman Karaburun'da yeni cazibe merkezi aslında. Hı hı. Karaburun'da çok güzel bir otel açtım, onu işlettik. Ama işte 2015'in sonu ve 2016'daki o maalesef hepimizin yaşadığı bu patlamalar, krizlerden, çatlamalar, bombalamalar, bu terör ortamları en sonunda işte hepimizi ciddi sıkıntıya uğratan bu darbe girişimi sürecinde yaklaşık bir 8 ay boyunca bütün işletmelerimizi vermek zorunda kaldık. Ama işte doğuştan turizmciyiz. Bu işin eğitimi, hem eğitimini aldık hem de ciddi bir kariyerimiz var. Ve ben çalışmaktan hiçbir zaman usanmayan, çekinmeyen bir insanım. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana. Otelcilikte en sevdiğim bölüm hangisi dersen, hani muhtemelen satış pazarlama falan sanacak herkes. Hayır, ben ön bürocuyum aslında. Hmm. Ben çok iyi bir resepsiyonistim. Bunu mesela gönül rahatlığıyla her yerde de söylüyorum, gururla da söylüyorum. İleride mesleği bırakacağım zaman bir butik otelde bir resepsiyonunda bile çalışabilirim. O kadar bu mesleği seviyorum. Çünkü müşteriye dokunabildiğin, girişinden çıkışına kadar onunla birlikte olabildiğin. İlk intibanın oluştuğu yerdir. Aynen, oluştuğu yer resepsiyon çok önemlidir. Ben bu yüzden resepsiyonu, ön büro kadrosunu çok severim. Ve şu an tabii şöyle oldu. Bu yaralı süreçten sonra artık tekrardan sektöre, yani beyaz yakaya tekrardan profesyonel çalışma hayatına geri dönmemiz gerekiyordu. Hı hı. Sağ olsunlar Wyndham Grand Kalamış bu konuda bana bir ön ayak oldular ve kendileriyle de görüştüm. Buradan o yüzden genel müdürümüz Mustafa Alpaslan, ona çok sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Ben de sevgilerimi yolluyorum. Aynen. Genel müdür yardımcımız Cüneyt Sunay ve bizim patronlarımız, biraz önce adını söyleyeyim, Yasemin Hanım da dahil olmak üzere başladık. Tabii 3 yıl ara vermişiz. Yani ara vermek derken kendi işimi yapıyordum aslında. Sektöre hiçbir zaman ara vermedim. Mesela ben o dönemde de OTSAD'ın genel sekreteri olarak Arabistan'dan takımlar getirip buradaki atıyorum Bursa Spor'la maçlar yaptırtıyordum. Tamamen turizm amaçlı faaliyetler yaptırıyorduk. Ama tabii o sancılı döneme böyle bir geçmek zorundaydık. Wyndham Grand Kalamış'ta buluşma hikayem de böyle başladı aslında. Hı hı. Otele tabii gelmedim. Tabii bu benim ayıbım, belki de gelemedim. Mutlaka bekliyorum. Kesinlikle. Mutlaka. Mutlaka ziyaret edeceğim bir gün. Çok merak ediyorum. Şimdi sosyal medyadan falan ben seni ve takım arkadaşlarını izlediğimde bir bütünlük, bir samimiyet. Ne hissediyorsun bir mesela? Bir paylaşım. Bak söylüyorum sıcaklığı yani. Alıyorsun değil mi? O sıcaklık, o samimiyet, o paylaşımı ve herkesin taşın altına elini soktuğunu oradan idrak edebiliyorum, alabiliyorum. Evet, evet. Hem renkli bir otel, Kalamış'ta olması çok farklı. Tabii. Görsellik çok önemli, ambiyans çok önemli. İnsanların kalifiye olması, yani gitmesen bile otele, ya inan bugün gitmiş kadar kafamda bir şey canlanıyor. Bu harika bir şey. Gerçekten. Bu harika bir şey. Düğün organizasyonlarının veya diğer organizasyonlarının yapıldığı, yani yapılmakta olan, şimdi her yerde düğün organizasyonu yapılıyor. Evet. Biz ama bizde farklı yapılıyor. Genel olarak mutlaka, işte o farkı soracağım. Evet. Genel olarak insanlar böyle çayır çimen genişlik olunca, düğün organizasyonu yapıldı, ha burası sanıyorum diyorlar, sanıyorlar. Ya da kapalı böyle ışıl ışıl bir salon olursa değil mi ya da, değil mi? Asla ve asla mantıklı olmamalı. Tabii. Zaten bu mantığın dışına çıkan bir otel olarak doğru, çok fazla dikkat çekiyor. Doğru. Herkesin odak noktası. Birinci sorun bu olacak Deniz'cim sana. Şimdi ikinci soru da butik oteller var, genelde patron otelleri var işletme olarak. Evet, evet, evet. Ben kurumsal otelden çok patron odaklı otellerde çalıştım. Doğru. İlk çünkü benim de hep öyle oldu. Ayağım otellerden başladı. İlk aslında ben sınıf öğretmenlikle başladım. Wow, sınıf süper öğretmenliği yaptım 4 yıl kadar. Sonrasında turizm sektörüne geçmeye karar verdim. Şimdi patron otellerinde şu var. Her şeyin karar merci benim. Bu buraya alınacaksa bana sormadan alınamaz. Doğru. Kimse buraya imza atamaz. Doğru. Kimse kapıdan dışarı ayağını çıkartamaz. Hep benim onayım olacak. Doğru.
Şimdi siz bu kadar baskı uyguladığınız bir otelde nasıl başarı beklersiniz? Nasıl müşteriyi beklersiniz? Ya da sizin çalışan personeliniz nasıl motive olur? Evet, o enerjiyi evet. nasıl alır? Değil mi? Ya bırakın insanlar azıcık bir şeyler yapsınlar. Özgür ya, olsunlar, rahat olsunlar, daha özgür olsunlar. Özgür olsunlar. Bir yerde ne kadar çok özgürlük hissedersen o kadar kendini de müşteri olarak orada benimsemiş hissedersin. Doğru, kesinlikle. Bu konularla ilgili ne diyeceksin? Önemli tabii ama istersen öncelikle bir oteli anlatarak. Evet, oteli anlatarak başlayayım. Hatta burada güncel tanıtım videomuz varsa onu da rica edelim. Otelin videolarını da geçebilirsek. Evet evet, orada yanda. Hayat başka diyoruz biz. Kesinlikle bu kalan işte hayat başkayı da sonra daha da farklı departmanlara çeşitli evrildik. Mesela Kalamış'ta düğün başka diyoruz. Kalamış'ta toplantı başka diyoruz. İşte Kalamış'ta yemek başka diyoruz. Kalamış'ta hayat başkanın alt kırılımları. 210 odalı böyle U 210, biçiminde Kalamış Marina'da bulunan odalarının konsepti de tamamen lüks kategori içerisinde ama ulaşılabilir lüks. Yani şundan da söyleyeyim. Çok şık. Şu anda görmüş olduğunuz Kral Dairemiz mesela. Aynı zamanda birçok dizinin çekim mekanıdır. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Evet. İşte bakın odanızda bu manzara eşiğinde, Kalamış manzarası eşiğinde konaklamanızı yapıyorsunuz. 20'ye yakın toplantı salonumuz var. Otelimiz hem bir şehir oteli, yani şirketlerin ve acentelerin konaklama oteli ama aynı zamanda bir resort havası da var. İşte bu marinanın da bize kattığı, bu havanın bize kattığı aynı zamanda bir yeme içme oteli İknur. Sevgili müdürümüz izliyor mu bizi? İzliyorlar. Otel müdürümüz. Kesin izliyorlardır. Sevgili müdürüm, ben bir gece burada gelip hissetmek istiyorum, yaşamak istiyorum. Memnuniyetle. Çünkü o yatmadan kalkmadan ben olmaz, hiçbir şey anlayamıyorum. Olmaz. İnan anlayamıyorum. Valla bizde şimdi Nedim abimiz var, organizatör. Nedim Delibaş, saygılarımı yolluyorum buradan da. Ben de sevgili müdürüm. Çok büyük, dünyadaki çok büyük otellerde organizasyon yapan birisi. Bizim otelimizde de çeşitli ödül törenleri yaptı. Hatta 15'inde... Çok işte, şık, bakar mısın? Ne kadar aynen. Ne kadar özenle seçilmiş. Çok özenli. Bakın çok özenli. Mobilyasından tut, yerdeki halıya kadar çok emek sarf edilmiş. Şunu da söyleyeyim sana, kapıdan girdikten itibaren spasına kadar odanın içerisindeki halı ve tavan uyumu her yerde görebilirsin. Bak hemen nasıl fark ettim halıyla şeyi. Bravo, bravo. Nasıl gözlemliyorum. Harika. Bir de şunu bahsedeceğim İktör, bir yiyecek içecek mekanı, yani yeme içme noktası, başlı başına bir yeme içme noktası. Uzo diye bir restorantımız var. Cigar diye yine bir barımız var. Aşağıda birden fazla faaliyette bulunan yemek noktaları var. Şeflerimiz çok kalitelidir. Şu dünya andaki mutfağı mı? Dünya mutfağı mı? Dünya mutfağından mutfaklar var. Yani Uzo dediğimiz mutfak bizim İstanbul'un en kaliteli Grek ve aynı zamanda Ege mutfağını yiyebileceğiniz mutfaklara Uzo deyince, sahip. Neresi Uzo aklıma deyince neresi aklıma Uzo geliyor aklımıza. Selanik geliyor. Değil yani ya? Yunanistan evet, geliyor. Saloniki geliyor. yan tarafta Cigar dediğimiz bir barımız var yine terasta. İşte terasta bir havuzumuz var. Çok güzel. Otel dışarıdan baktığınız zaman küçük bir butik otel havası verse de aslında Anadolu yakasının gerçekten en büyük oda kapasitesine sahip toplantı ve kongre oteli aynı zamanda. Biz aynı anda otelin içerisinde iki kongre yapabilme becerisine sahip bir oteliz. Bunlar çok büyük bir avantaj tabii. Ama burada özellikle bir şeye dikkat çekmek istiyorum İknur. Otelin ne olmuş? Şimdi biz satış ve pazarlamasının başındayız. Ürünümüz çok güzel evet ama biz bu ürüne güvenemezsek ve bu ürünü ortaya çıkaran, bu ışığı ortaya çıkaran operasyon iyi değilse biz ne yaparsak yapalım sadece bir kere satabiliriz. Mutlaka. İkincisini kimseye getiremeyiz. Ya insanlar mekana bir kez gelirler Deniz ve ondan sonra her zaman kişiye giderler. Değil mi? Kişiye odaklıdır. Kesinlikle. Hani sen ne yaparsan istersen evet, altınlarla evet, kapla. O yüzden kişiler çok bir önemli. Bir kez gelirim doğru, ama ikinci kez Deniz vardır. İşte sevgili ekip arkadaşlarım vardır. Doğru. Onlar doğru için gelirsin. Çok haklısın. Kişilerden oluşan takım ve bu takımın operasyonu da çok önemli. Genel Müdürümüz Mustafa Bey'in ve Genel Müdür Amcamız Cüneyt Bey gerçekten operasyon konusunda çok iyilerdir. Bu zaten bu da ödüllere yansıyor. Şimdi bizim bir ödüllerimiz var. Sevgili yönetmenimizden rica edersek bu ödülleri evet, de... Ödül gecemiz değil mi? Ödüllerimizin olduğu böyle bir resim var. 2018'in ödül rekortmeni bir oteliz biz. 2018 ve 2019'un başında toplam 6 tane
tüm dünyadan ve Türkiye'den ödüller aldık. Harika. Seven Stars dediğimiz, işte World Travel Awards dediğimiz çok güzel ödüllerimiz var. Türkiye'nin en iyi şehir oteli, İstanbul'un en iyi şehir oteli, en iyi iş oteli seçildi otelimiz. Bunlar bizde tabii ciddi anlamda bir gurur kaynağı. Ama diyorum ya, bu ödüllerin hiçbiri boş değil. Bunun arkasında çok ciddi bir operasyon var. Evet, çok kaliteli bir otel. Bir ekip. Çok güzel bir otel, ama ilk şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin her tarafı, İstanbul'un her tarafı çok güzel otellerle dolu. Ama iyi bir ve binası çok güzel bir oteli iyi işletemeyebiliyorsunuz. İşte o sonraki soruna geleceğim birazdan. Ama ben izin verirsen oteli tam olarak bitireyim. Tabii. Aynı zamanda otelimiz geçen senenin düğün rekortmeni otel. 140 tane A+ düğün sattık otelimizde. Bunu da nasıl başardık? Yine yönetmeninden rica edeyim, biz Kalamış Wedding Fest videomuz var. Onun eşliğinde anlatayım. Biz kendi festivallerimizi kendimizi düzenleyen ve hatta bunu da biraz da gururla söylüyorum, taklit edilen. Bu nedenle festivalleri taklit edilen bir oteliz. Kalamış. Yakında festival var mı? Eylül ayında olacak artık. Eylül çünkü ayında. Artık düğün sezonu biliyorsun açıldı. Okay. Bir festival olması için cumartesi pazar bir boşluk bulmamız gerekiyor. Bulamıyoruz. Otelde o kadar çok düğün olunca, event olunca onu da bence tabii bulamıyoruz. Bence aslında o kadar mesela, düğün varsa düğün festivali olsun. Değil mi? İşte bak şu anda Kalamış Wedding Fest'ten harika görüntüler seyrediyorsunuz. Üçüncüsünü 1,5 yıl içerisinde 3 tane bu festivalden yaptık. Çok renkli. Bir kere 2 gün boyunca gelen çiftler hem düğün yapacakları otelin mekanlarını, salonlarını görüyorlar. Aynı zamanda da biz onları etkinliklere boğuyoruz. Bunlar neler? Mesela işte orada astrolojist Hande Kazanova çıktı. Atıyorum 2019'un aşk fanına baktı. İşte düğün ekonomisini konuştuk mesela. CNN Türk'ün başarılı ekonomik programı sunucusu Beste Uyanık'la onu konuştuk. Bir de bizim şeflerimiz çok iyi. Çok şimdi iyi, o konuya da ayrı geleceğim. Şu andaki hali hazırdaki Rafet İnce şefimiz de zaten çok iyidir. Ondan bir öncesi MasterChef Mehmet Yalçınkaya. Evet, evet. Şimdi şefime buradan selamlar yolluyorum. Çok özledim onu. Çok da seviyorum şefimi. Biz de selamlarını yolluyorum. Gerçekten ilk fırsatta tekrar onunla da programlarda falan buluşmak dileğiyle. Peki Deniz. Sözünü unutma lütfen. Rafet Şef'ten bahsedeceğim. Şu andaki şefimiz de Rafet İnce. O da yine piyasanın iyi bilinen şeflerinden. Marka ve o da çok medyatiktir. Niye bunu anlattım biliyor musun? Siz oteliniz çok güzel, hizmetiniz çok güzel ama yiyecek içecek kaliteniz de iyi olmadığı takdirde ne doğru düzgün konaklama satarsınız ne doğru düzgün düğün satarsınız. Bizim başarımızın arkasında tamamen ekip ve kaliteli bir ekip ruhu ve çalışma yatıyor. Her şeyiniz olabilir ama satış eksikse olmaz. Oraya geldik. Oraya geliyoruz. Benim naçizane için ben de kendimden örnekler veriyorum. Ben de bir butik otelden yetiştiğim için. Çok tatlı bir müdürüm vardı. Ben kendisinde Metin Taş, buradan kendisine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Çok büyük katkılar olmuştur benim meslek hayatımda. Bir gün bana dedi ki, bir ürün geldi, bir şey geldi. Ya dedi, bu kız dedi, çok özür diliyorum herkesten. Bu kız dedi, tezeyi versen dedi, sarıp sarmalar dedi, satar dedi yani. Kurdeleler satar yani dedi. Bravo. O kadar adamın şeyinde o kadar şey bırakmışım ki. Ben de çünkü satış pazarlamadan tabii geliyorum. Tabii ki. Satış pazarlama olmasa biz bugün ekranlarda bu programları olmaz, bile yapamıyor doğru olabilirdik. Doğru söylüyorsun. Hani şu olacak, şu olacak, şu da olacak. Aynen, hani üçünü bir arada. Çok haklısın. Satış, her şey var. Hani diyorlar un, şeker var. Helvaya geçeceğiz şimdi. Helva nerede? İrmik yapacağız. Un helvası mı yapacağız? Satış fenomenisin aynı zamanda. Teşekkür ederim. Hem satış fenomeni ne demek? Nasıl bir satış fenomeni olunuyor? Ve Wyndham Grand Kalamış Otel'deki yaptığınız satışlar ekip ruhu ile veya farklılıklar neler? Neye dikkat ediyorsun? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu ismi ben kendim takmadım. Bir kere onu da öncelikle söyleyeyim. Orada bir alçak gönüllülük yapmak zorundayım mecburen. Çünkü birkaç tane röportajda işte öyle başlık olarak koydular. Sağ olsun sonra da öyle bir terim oldu ama ben sosyal pazarlamayı da yani sosyal medyayı da aktif satış pazarlamayı da kullanan, ikisini birleştiren birisiyim. Fenomenlik dediğimiz konu da birazcık bu. Satış, öncelikle çok seviyorum satış pazarlamayı. Kendi sayfanı kullanıyorsun değil mi? Aynen kesinlikle. İşte tabii. Bak yani oteli de bir masraftan kurtarmış oluyorsun. Tabii şimdi. Çünkü dünyalar, dünya para. Çok ciddi maliyetler çok, bunlar. Çok. Birazdan o konuya geleceğim. Sadece bir önceki sorunda unutulmayan bir şey unutmak istemiyorum. Evet, patron otelde, ben de patron otellerinde çalıştım ama şu andaki çalıştığım otelin patronlarım da dahil olmak üzere önünüze açan, sizin satış pazarlama faaliyetlerinize değer veren
yön veren insanlar olduğu zaman sizin eliniz çok fazla da kolaylaşıyor İlknur. Bu onaylar, bu izin süreçleri ve bu renge izin vermek ve arkanıza sağlam kapı gibi durmak olmazsa bunlar tabii çok zor olur. Özellikle patron otellerinde. Hiç olmaz. O yüzden bizim otelimizde sağ olsun patronlarımıza bu konuda çok ciddi saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Ya ben de yani senin nezdinde teşekkür ediyorum. Ben yok, sizin otelinizde biz var. Evet, evet, onu hissediyorsunuz zaten. Benim anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Şimdi satış pazarlama, bu faaliyetlerimizi tabii nasıl biz? İlk otele başladım 2-2,5 yıl öncesinde. İkinci yılı dolduracağız artık. Üçüncü yıla girdik. Sloganımızı belirledik. Kalamış'ta Hayat Başkanı'nın üstüne gittik. Neden? Lokasyon satışı artık tüm dünyadaki ne satarsanız satın ama biz turizm satışı yapıyoruz. Lokasyonunuzu satmak zorundasınız. Yani sadece otelini satmaya odaklanırsan bir yerde tıkanırsın. Çünkü biraz önce de verdim sana otel çok güzel oteller içinde filtre olacaksın. Fiyatlarına göre birçok filtre kalemi var. Ama lokasyonunu satmaya odaklanırsan ağırlıklı olarak orada bir sıfır öne çıkabiliyorsun. Kalamış'a odaklanmak çok önemli. Biz önce Kalamış'a odaklandık. Bütün satış pazarlama faaliyetlerimizi ve iş planlarımızı buna göre odakladık. Yollarımızı buna göre belirledik. İki, otelimizin bulunduğu yer, otelin ürünü fiziki anlamda da çok rengi açık bir otel. Biz bu renkleri dışarı çıkaramazsak satamazdık. Dışarı çıkardık. İşte biraz önce sonra söylüyorum sana. Kendi festivallerimizi yaptık İlknur. Bakın fuar demiyorum, festival yaptık. Harika ya, bir fuar şey. Ayrı bir şey. Fuarda gelirsiniz, ürün satacağınızı bilirsiniz. Konsepti çok farklı. Hiç, belki de düğün ihtiyacı olmayan, kana ihtiyacı olmayan ama oraya geldikten sonra, o ambiyansı gördükten sonra kendi yakınının ya da ileride bir arkadaşı için aklına gelecek ilk nokta, evet ya Kalamış'ta Wyndham Grand diye bir otel var. Geçen gün ben bir festivallerine katıldım. Orada bence düğün yapılabilir diye akıllarında biz onların bir işaret bırakabilirsek, bir nokta bırakabilirsek bu başarıdır. Yani algı yönetimi, satış pazarlamanın en önemli kısmı artık algı yönetimini doğru yapmak. Bununla da ilgili bu fenomenlik kısmına biraz gelmek gerekiyorsa sosyal medyayı çok iyi kullanmak. Sosyal medya benim olmazsa olmazım. Buradan kendi ekibimdeki arkadaşlarım da dahil olmak üzere kendi programımda benim hedef kitlem genç insanlara söylediğim şey, eğer bizim sektörde doğru konumlama ve doğru kariyer yapmak istiyorsanız ne olur sosyal medyanızı da doğru kullanın. Eskiden şöyle bir algı vardı. Sosyal medya benim özelim. Ben özelimi çok ifşa etmekten çok hoşlanmıyorum. Ya da ben bir yerde çalışıyorum. Kendi özelimdeki paylaştığım şeyler benim çalıştığım kurumu ilgilendirmez gibi algı vardı. Bu konu tamamen değişti. Öncelikle o tabu yıkıldı artık. Evet, o tabu yıkıldı. Tüm İK direktörleri, İK yönetimleri profesyonel sosyal medya kullanımlarına da bakıyorlar. Evet. Tabii ki şunu, sürekli kendi otelini, kendi çalıştığın yeri anlat diye bir şey yok. Ama tabii, sen o rengini kendi sosyal medya hesaplarında yansıtmalısın. Fenomenlik aslında buradan geliyor. Süper. Vallahi çok başarılısın, her zaman çok söylüyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Buna çok canı gönülden söylüyorum. Bu samimiyetime emin ol lütfen. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Başarılığın devamını da diliyorum. Bir de senin artık hani iş hayatından çıktık. Baba oğul YouTube'da. Baba oğul keşifte. Çok güzel bir keşifler yapıyorsunuz. Evet, yemekler yapıyorsunuz. Aynen, bir şey, değil mi? Çok renkli. Yemek keşifleri, mekan keşifleri yapıyoruz. Peki böyle bu karar nasıl çıktı? Ya o da öyle, şöyle işte ben dedim ya, iş hayatımla özel hayatımı birleştirmeyi seven bir insanım. Benim hayatım birbirine geçmiştir. Yaşam kalitem anlamında. Yine yönetmenimden rica edeceğim. Baba Oğul Keşifte'nin videosunu da orada gösterebilirsek. Evet, Baba Oğul Keşifte'ki görüntüleri alabilirsek. Evet. Bundan bir yıl önce İknur, benim oğlum reklam dizi oyuncusudur. Oğlum biliyorum, biliyorum. Batuhan. Buradan öpüyorum onu. Ben de Batuhan'ı çok öpüyorum. Benim bir tanem o. Tabii şu var. O küçükten beri dizilerde işte oynadı. Orada ciddi bir tecrübesi var. Ama önemli olan da şu. Biz bunu kendi hayatımızda nasıl baba olarak yansıtabilirdik. Ve şöyle bir planlama yaptık. Baba Oğul videosuna girebilir miyiz? Evet. Baba Oğul Keşifte videomuz. Baba Oğul Keşifte. Aynen, evet. Öyle. Bundan bir yıl önce oğlumun YouTube'da bir kanal açma düşüncesi vardı. İşte ay, şimdi de geliyor. Baba Oğul Keşifte'yiz. Burada biz de dedik ki Batuhan'la birlikte. Ay maşallah, Deniz ne kadar büyümüş. Büyüdü. O hatta maşallah. Bu sanırım eski videolar. Yani bir 6-7 aylık falan, şimdi birazcık daha büyümüş hali. 14 yaşında maşallah. Kerata büyüdü. Maşallah. Bu sene de İknur tabii LGS sınavı dönemleri, ya. Biraz zor dönemleri. Sancılı dönemler. Aynen öyle. Ki ben bu yaptığımız işle haftada bir gün onu o stresten uzak tutmaya çalışıyorum.
çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Hatta bu akşam bile onunla çekimimiz var yine. Burada hayatı keşfediyoruz biz. Mekanları gidiyoruz, çekiyoruz. Mesela en sevdiğim videolardan bir tanesi şuydu. Atatürk Müzesi'ni, Şişli'deki Atatürk evine gittik. Atatürk evini çektik. Sonra dedik ki şöyle hadi şimdi çok özel bir yerden devam edelim dedik. Gözümüzü bir açtık. Büyükçekmece'de İskele Restoran diye bir restoran vardır. Bilmem duydun mu bilmiyorum ama. Duydum. Atatürk'ün vefat etmeden önce son Trakya turuna çıktığında oturup kahve içtiği bir restoran, İskele Restoran. Biz o restorana gittik. Videomuzu orada devam ettik. Orada Atatürk'ün, atamızın oturduğu o masanın arka manzarasında, yine böyle arkada çok güzel bir Büyükçekmece deniz manzarasında kahvemizi içtik. Ve atamızın, mesela bunu herkes çok bilmez, atamız enginar vasiyet etmiş. Sadece şu belli değil, Hatay'dan ve İzmir'den vasiyet ediyor ama maalesef ömrü yetmiyor, enginar yiyemiyor atamız. Hayırdır. Biz o gün o videoda atamızın ruhuna böyle bir ne enginar da yedik beraber. Harika, biz hayatı keşfediyoruz. Bak, YouTube artık çok önemli bir mecra. Kesinlikle. Şimdi YouTube'u ben nasıl özel hayatımda kullanıyorsam, kurumsal olarak da özellikle turizm işletmeni için YouTube mecrası, yani video ve görsel mecra çok önemli. Instagram'a ne kadar eğiliyorsanız, bütün işletmeci arkadaşlarıma da söylüyorum, satış pazarlamacı arkadaşlarıma da söylüyorum, YouTube'a da mutlaka eğilin. Çünkü yeni nesille ilgili bir istatistik söyleyeyim size. Yeni nesil aramalarını YouTube üzerinden yapıyor. Evet. Hani biz çeşitli arama motorlarından, Google'dan, oradan buradan bir şeyler arıyoruz ya, yeni nesil, yeni kuşak aramalarını YouTube'a yazarak yapıyor. Bu da çok gerçekten özel bir istatistik. Aynen. Bir de tabii son dakikalara girdik ama görüyorsun bak, evet, ne kadar zaman çabuk geçiyor. Çok kısaca hiçbir karşılık beklemeden satış, pazarlama eğitimleri verdiğini biliyorum. Doğru, evet. Aynen, çok teşekkür ederim. Meslektaşlarımıza, evet, veya evet, diğer, evet, X kurumlara. Artık bunları da aktarmak gerekiyor tabii. Çeşitli kurumlardan ziyade daha da birliklerde, işte üniversitelerde konuşmacı olarak yaklaşık bir 25 yılımızı artık doldurduk sektörde. Dolu dolu bir 25 yıllık turizm kariyerimiz var. Ve her anı da dolu geçti. Bunu da yeni nesile, genç arkadaşlarımıza iletmek benim bu mesleğe bir borcum. Ben bu borcumu da sonuna kadar ödemek istiyorum. Bir kere çok büyük keyif alıyorum. Evet, konuşmaktan, satış yapmaktan, pazarlama yapmaktan ne kadar bundan keyif alıyorsam, eğitim sürecinden de çok ciddi keyif alıyorum. Yeni nesle, yeni turizmcilere bir şeyler aktarmaktan, hiçbir para da gözetmeden, böyle bir amacım olmadan, biraz anne babadan da geliyor tabii. Mutlaka. Anne baba öğretmen olunca oradan da. Ama anne baba pazarlamayı bilmiyor işte. Memur zihniyetinde çalışıyorlar. Bizimkiler de öyle. Çünkü bizde de satış pazarlama ben, yok, yani turizmci olarak ben çıktım diyebilirim. Gayet güzel Deniz'cim. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim İlker'cim. Çok hızlı geçti, çok güzel geçti. Valla işte yetmiyor o zaman. Evet, böyle tabii. Hatta hızlı hızlı geçmek zorunda kalıyorum. Tabii. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersin? Şimdi ben kendi programımda da yaptığımı lütfen sen de tekrarlamak istiyorum. Sektörün kanayan yarası bundan 3-5 yıl sonrasında, bakın 10 yıl sonrası dedim, 3-5 yıl sonrasında sektörümüzde çok ciddi şöyle bir kriz yaşayacağız. Maalesef yeni yetişen neslimiz turizmde çalışmayı tercih etmiyorlar. Ama ben bu mesleğin ne kadar renkli olduğunu kendime, bana bakarak bile görebilirlerken, bana ve sana, bizim gibi insanlarla yüzlerce, binlerce bizim örneğimiz var. Hayattan keyif alan insanlar var turizmde. Turizmde belki biraz parayı geç kazanırsın ama dolu dolu kazanırsın. Ama dolu dolu da yersin. Dolu dolu da renkli bir hayat yaşarsın. Lütfen turizmden uzak kalmasınlar. Eğitimlerini çok iyi alsınlar. İki, dillerine çok önem versinler. Hı-hı. Benim karşıma 21. yüzyılda artık 2020'ye gelirken hala İngilizce konuşamayan üniversite mezunları geldiği zaman ben çok üzülüyorum. Onların adına çok üzülüyorum. İngilizce konuşmak artık dünyanın en basit dili, öyle söyleyebilirim. Hatta ikiler, üçler artık. İK'lar şeye bakmıyorlar. İngilizce var mı diye bakmıyor. Lütfen eğitimlerine özen göstersinler. Bir an önce de turizmci olmak istiyorlarsa çalışma hayatlarına okurken başlayın arkadaşlar. Bu sizin için çok önemli. Bunun faydasını ileride göreceksiniz. Bu meslek gerçekten yapılması gereken, size keyif veren bir meslek. Ben hepinize tavsiye ediyorum. Vallahi bana pek söyleyecek bir şey kalmadı. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Biz turizm sektörüne baktığımızda bugün Deniz Dikkaya olarak Number One TV'de bir maksat turizm adında bir programı sunuyorsun. Evet, evet. Keza ben naçizane bu programı gelen teklifle değerlendirip elimden geldiğince, dilimin döndüğünce yapmaya çalışıyorum. Burada her şeyden önce bizim senin gençlere söylediklerin ayrı
Ama bizim sektör olarak da birbirimize kenetlenmemiz, biraz önce söylediğim gibi gözümüzü oymadan, çok haklısın, gözümün bebeğisin demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çok paylaşmayı bilmemiz gerekiyor. Şimdi daha yeni yeni bu ekonomik krizler olsun, gelgitler olsun, dengesizlikler olsun, istikrarsızlıklar olsun. Bakıyorum birkaç tane acenta birleşerek bir işler yapmaya çalışıyor. Evet. Ama geç kaldınız. Geç kaldınız. Evet. Bunu daha önce hani omuz omuza versek, bugün gerçekten turizm sektörüne baktığımızda kaç tanesi bir program yaptı? Yani, kaç tanesi ekranın önüne çıktı? Tabii. Ben hiç görmedim. Şahit de olmadım. Ama lütfen yapan insanlara saygı duyalım. Kesinlikle. Yapan insanlara saygı duyalım, takdir edelim ve onların sırtlarını azıcık böyle okşayalım. Arkadaşlar, sevgili dostlarım, bunu demek istiyorum. Yine tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Wyndham Grand Kalamış Otel çalışanlarına, ekibine, ayrıca senin ekibine, genel müdürünüze buradan ben naçizane sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Başarılarınızın sizlerine devamını diliyorum, takip ediyorum. Mutlaka gelip bir günde ziyaret etmek istiyorum. Mutlaka. Sizlerle tanışmak istiyorum. Ay çok konuştum. Artık programımızı bitirelim. Her şey gönlümüzce olsun. Çok güzel olsun. İletişimimiz kuvvetli olsun. TV'de İlk Nur Saati'nden hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiler.